Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte SDT hissesinin teknik çizimini yapacağız. Uzunca bir süredir SDT hissesini inceleyemiyorduk ve şu anda teknik çizimini birlikte yapmak suretiyle bütün analizleri birlikte belirleyeceğiz ve finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. O yüzden arkadaşlar lütfen yayınları iyi izleyin. Hangi noktaları referans aldığıma bakın. Beğeniyorsanız sizler de TradingView üzerinden bu çizimleri yapın. Cebinizdeki parayı kendiniz yönetin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli aynı hisse senedini yapamıyoruz. Dolayısıyla aradan geçen zamanda yapmış olduğunuz yatırımları takip edebilmek için kendiniz de bu işi bilmeniz lazım. O yüzden ben bu yayınları sizler için ücretsiz yapıyorum. Lütfen kıymetini bilin arkadaşlar. Öncelikle herkes yayınlara abone olduysa yayınımıza öyle başlayalım. Sizlerden istirham ediyorum arkadaşlar. Şimdi SDT hissesinde bu bölgeyi görmeyin arkadaşlar. Bu bölgedeyken ne yapmıştık? Bakın çizimleri kaldırdım. Tekrardan öğrenin diye sizler için çiziyorum. Bakın bu bölgede iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Görüntümüz bu şekildeydi değil mi arkadaşlar? İki tane tepe yapmıştık. Piyasaya arz edildiği tarihte dip almıştık. İki tepe bir dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Fiyatlar kanalın üst bandına gidiyor. Sonra ne yapıyor? Bakın kanal orta bandına kadar düşüyor. Destekle birlikte tekrardan kanal üst bandı. Buradan dirençle tekrardan kanal orta bandı. Kanal orta bandında tutunduğunu görüyorsan ne beklersin? Kanal üst bandına fiyatların tekrardan gelmesini beklersin. Yani bu çizimleri biliyorsan kanal orta bandının alım fırsatı verdiğini biliyor olman lazım ve bu bölgeye fiyatlar geldiğinde kademeli bir şekilde toplaman lazım arkadaşlar. Sonrasında bakın kanal üst bandına geliyor. Bu bölgede 3-4 gün oyalanıyor. Kanal üst bandı yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte bizim kanal teorimiz bize ne söylüyor? Fiyatların bir kanal boyu kadar daha gitmesi lazım diyor. Biz de aşağıdaki kanalı aynen klonluyoruz ve getiriyoruz. Kırılım yapılan bölgenin üzerine milimetrik olarak ekliyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde kırılım yapılan bölgeye getirdim, aşağıdaki kanalı ekledim ve yeni kanalımın hedef bölgesini belirledim. Yeni kanal içerisine giren bir hisse senedinin fiyatında ilk beklenti nedir? Kanal orta bandıdır. Fiyatların öncelikle kanal orta bandına gelmesi, buranın üzerinde kalıcılık sağlarsa da biraz daha uzun vadede kanal üst bandına gitmesi gerekir şeklinde kanal teorimiz bize bunu söylüyor. Ben de sizlere bunu anlatıyorum. Bakın ne yapıyor fiyatlar? Gördünüz mü arkadaşlar? Kanal orta bandına geliyor. Bu bölgede bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kez bu bölge milimetrik olarak test ediliyor. Ancak yukarı yönlü kırılamıyor. Şimdi yukarı yönlü bir direnç kırılamazsa beklenti nedir? Destek noktasına kadar inmesi, oradan güç toplaması ve tekrardan bu bölgeyi test etmesi. Hocam örnekle bunu anlatır mısın dediğinizde bakın ne yapıyor arkadaşlar? Kanal üst bandına geliyor. Kıramıyor. Kıramamayla birlikte destek bölgesine iniyor. Destekten sonra tekrardan bu bölgeye güç topluyor, geliyor. Yine kıramıyor. Tekrardan destek bölgesine geliyor. Tabii siz her bu bölgeye geldiğinde korkuyorsunuz. Alım bölgesi olarak görülen yerde satıyorsunuz. Sonra satım bölgesine geldiğinde de maalesef aldığınızdan dolayı hisse senedi tekrardan düşüyor ve tekrardan zarar ediyorsunuz. Arkadaşlar bir ürün ucuzken alınır, hesaplıyken alınır, ana destek bölgesindeyken alınır. Ürün direnç bölgesindeyken alınmaz. Dirençte satacaksın. Şimdi bak dolayısıyla ne yapıyor? Direnci geçemiyor, desteğe geliyor. Sonrasında 3. aşamada ne yapıyor? Direnci aşıyor. E şimdi burada da aynısı. Direnç bölgesini geçememiş. Nereye inmiş? Destek bölgesine inmiş. Aslında SDT hissesi önemli bir destek bölgesine inmiş. Şimdi burada şuna bakacaksın. 250 TL aşağı yönlü kırılmadıkça 250 TL ve civarı teknik analize göre SDT hissesinde alım fırsatıdır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu tutar tutmaz bunu kimse bilemez. Ancak bu bölgeler satmak için değil mal toplamak için uygun bölgelerdir. 250 TL'yi kendinize referans alın. Hatta biraz daha zarar marjınızı açın arkadaşlar. Ciddi düşen bir hisse var burada. Zarar marjınızı açın. 245 TL'yi kendinize referans olarak alın. 245 TL kırılmadıkça ben ZDT hissesinde kanal orta bandına yani 500 TL'leri kendime hedef olarak aldım deyin de bekleyin. Bu şekilde analiz yaparsanız belki daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Geçmişinde zaten bunları yapmış. Gelecekte de yapması beklenir. Bu bölgeler alım açısından uygun bölgelerdir. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakın sizlerle beraber çiziyorum. Çizimlerimi teknik verilere göre sizlerle birlikte yapıyorum. Ben ne görüyorsam siz de onu görüyorsunuz. Burası desteklemiyorsanız almazsın. Dolayısıyla coin bulucuya göre lütfen alım veya satım yapmayın. Sizlere mantıksız gelen hiçbir yatırımı yapmayın.
Kendinize göre yatırım yapın. Bana göre yatırım yapmayın arkadaşlar. Buradaki sorumluluğu ben almıyorum. Yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Sadece bilgilendirme ve eğitim niteliğinde bu yayınları yapıyorum. Şimdi bu 250 TL destek olarak tuttu ve yukarı yönlü gitti diyelim. En önemli direnç bölgesi neresi? Bakın düşen trendimizin seviyesi. Yani fiyatlar 250 TL'de tutunursa hedef 400 TL olarak karşımıza geliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Lütfen sizler de bu çizimleri yapın. Lütfen finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Coin Bulucu hiçbir zaman size özel odalar var. WhatsApp grupları, Telegram grupları var. Gelin oraya para yatırın. Veya katıl grubum var. Gelin oraya parayla gruba üye olun şeklinde bir ricada bulunmadı ve bulunmayacak. Çünkü bu grupların hiçbirisi Coin Bulucu'da yok. Coin Bulucu sadece sizlerin öğrenmesi adına bu yayınları ücretsiz yapıyor. Ücretsiz yapılan yayınlara da abone olursanız beni memnun edersiniz diyor. Tek beklentimiz budur arkadaşlar. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendi finansal okuryazarlığınızı geliştireceğinden kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.